Merhaba mitoloji meraklıları. Bugün Yunan mitolojisinin en destansı hikayelerinden biri olan Herakles'in 12 görevine dalıyoruz. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu antik efsaneler ve kahramanca eylemler arasında heyecan verici bir yolculuk olacak. İlk olarak Nemea aslanı ile karşılaşıyoruz. Bu canavarın derisi o kadar sertti ki hiçbir silah onu delemiyordu. Herakles onunla çıplak elle güreşti. Sonunda onu boğarak öldürdü ve kendi pençelerini kullanarak derisini yüzdü. Daha sonra aslanın derisini kendi yok edilemez zırhı olarak giydi. Sırada Lernaean Hydra var. Birini kesince yerine iki tane daha çıkan çok başlı, yılan benzeri bir yaratık. Yeğeni Iolaus'un yardımıyla Herakles her boynu kestikten sonra dağladı ve sonunda ölümsüz başını bir kayanın altına gömdü. Üçüncü görev, Artemis'in altın geyiğini yakalamaktı. Bu kutsal geyik inanılmaz derecede hızlı ve yakalanması zordu. Ancak Herakles onu tam bir yıl boyunca takip ederek sonunda yakaladı. Burada dikkatli olmak zorundaydı, Artemis'in gazabına uğramak istemiyordu. Ardından Erymanthian yaban domuzu geldi. Bu vahşi canavar Arkadya bölgesine dehşet saçıyordu. Herakles onu yoğun karın içine kadar kovaladı. Burada yakalanması ve canlı olarak geri getirilmesi kolaylaştı. Beşinci görevi için Herakles, Afgan ahırlarını tek bir günde temizlemek zorundaydı. Bu ahırlarda binlerce sığır barınıyordu ve yıllardır temizlenmemişti, iğrenç. Değil mi? Herakles, zekice iki nehri yönlendirerek pisliği anında temizledi. Şimdi Stymphalian kuşlarından bahsedelim. Bu adam yiyen kuşların ok gibi fırlatabilecekleri metalik tüyleri vardı. Athena'nın kendisine verdiği bir çıngırak kullanarak Herakles kuşları korkuttu, sonra onları oklarıyla vurdu. Yedinci görevi onu Girit'e, Girit boğasını yakalamaya götürdü. Bu canavar ortalığı kasıp kavuruyordu ve Herakles onu boyun eğdirerek Kral Eurystheus'a geri getirdi. Sekizinci görev için Diomedes'in kısraklarını çalması gerekiyordu. Bunlar Trakya kralı Diomedes'e ait adam yiyen atlardı. Herakles kralı kendi atlarına yedirdikten sonra atları geri götürdü. Ardından Amazonların kraliçesi Hippolyta'nın kemeri geldi. Başlangıçta Hippolyta onu barışçıl bir şekilde vermeye hazırdı. Ancak Hera sorun çıkardı ve bu da bir savaşa yol açtı. Herakles kaosun ortasında kemeri almayı başardı. Onuncu görev, üç başlı canavar Geryon'un sığırlarını çalmaktı. Herakles çölü geçmek, iki başlı bir köpekle savaşmak ve sonunda sığırları yakalamak için Geryon'u öldürmek zorunda kaldı. Bir sonraki görevi, Hesperides'in altın elmalarını getirmekti. Bu elmalar bir ejderha tarafından korunuyordu. Herakles Atlas'ın yardımını aldı, Atlas elmaları getirirken Herakles onun yerine gökyüzünü tuttu. Son olarak 12. görev, yeraltı dünyasının üç başlı bekçi kököpeği Cerberus'u yakalamak. Herakles, Hades'e daldı, canavarla güreşerek onu boyun eğdirdi ve son, en zorlu görevini tamamlayarak onu yüzeye geri getirdi. İşte karşınızda Herakles'in inanılmaz 12 görevi. Her görev bir öncekinden daha zorluydu. Ancak Herakles'in kararlılığı ve kurnazlığı onu sonuca ulaştırdı. Bu mitolojik macerada bana katıldığınız için teşekkürler. Daha destansı hikayeler için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar efsaneleri canlı tutun.